O kişilere kira desteği verilecek, şartlar belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) belirlenen şartları yerine getiren 80 bin haneye kira desteği verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Başkanlığı'nın İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandıracak projesinin ayrıntıları belli oldu. İBB, riskli yapılarının kiptaş ile yenilemek isteyen hak sahiplerine, gelir durumlarına göre toplam maliyetin %40 ile %65 oranında destek sağlayacak. Bu binalardaki hak sahipleri, kiptaş ile yapacakları ön sözleşme ile İBB'nin yeniden yapım maliyeti destek programına dahil olabilecek. Dar gelirliler, destekten daha yüksek oranda yararlanacak. Bunun yanı sıra, İBB Meclisi'nin onayına sunulacak bir diğer teklifle, İBB'nin hızlı tarama testine başvuran ve E sınıfı, yani çok riskli bina grubuna dahil olan yaklaşık 6.920 yapı için acil eyleme geçilecek, vatandaşlara ilave kira yardımı yapılacak. İstanbul'da çok riskli binalarla ilgili tartışma önceki haftalarda Sefaköy Kartaltepe'de bir binanın durduk yerde yıkılması ve Bahçeli Evler'de iki ayrı binada kat çökmelerinin yaşanması ile yeniden alevlenmişti. Kentsel dönüşüm hızlandırılacak. Benzeri çok riskli yapılarla ilgili uzunca bir süredir çalışmalar yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem dirençli İstanbul için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Kentsel dönüşüme can suyu olacak proje teklifi İBB Meclisi'nin onayına sunulacak. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan teklifin ayrıntılarını paylaştı. Akgün, İBB Meclisi'ne sunduğumuz teklifin hayata geçmesi ile birlikte ilk defa gerçekten ihtiyaç sahiplerine yönelik büyük bir kampanyayı başlatmış olacağız ekonomik kriz koşullarında, yapım maliyetlerinin çok yükseldiği bu ortamda İBB olarak vatandaşımızın yanında olacak, kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandıracağız, dedi. Akgün, riskli olduğu tespit edilen yapıların bir an önce dönüşümünün sağlanmasının İstanbul için hayati derecede önemli olduğunu hatırlatarak, hızlı tarama testinin yaygınlaşması için 39 ilçe belediyesi ile İBB arasında protokol yapılmasının da proje teklifi içerisinde yer aldığını söyledi. İBB'nin, iştirak şirketi Kiptaş ile hayata geçireceği proje ile yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, E sınıfı, yani yüksek riskli olduğu tespit edilen yapılara kira yardımı, Bayrampaşa'da geçici kiralık konut bölgesinin oluşturulması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılması planlanıyor. İBB'nin açıklamasına göre, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sosyal medyadan da bir bölümü duyurulan seferberlik, İBB Meclisi'nin onayına sunulacak. Aynı açıklamaya göre, kentsel dönüşüme hız kazandıracak teklifin ayrıntıları ise şöyle. Şartlar belli oldu. Hak sahiplerinin ödeyeceği yeniden yapım maliyetlerine İBB tarafından destek sağlanacak. Mali destekten yararlanacak yapıların 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmesi, İstanbul Yenileniyor kapsamında uzlaşmaya varılmış olması, hak sahiplerinin kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üzerinde başka bir taşınmazın bulunmaması gerekiyor. İstanbul il sınırları dışında herhangi bir bağımsız bölümde hisseli tapu sahibi olanların ise %50 ve daha az hisse sahibi olması gerekiyor tarımsal vasıflı mülkiyetler, taşınmaz sahipliği olarak sayılmayacak. Mali destek, İstanbul Yenileniyor platformu tarafından hazırlanacak projeye esas fizibilitede, belirlenen daire kat bürüt alan büyüklüğü için hesaplanan toplam borçlanma bedelinin 80 M2'ye kadar olan kısmı için sağlanacak. Her bir hak sahibi mali destekten bir defaya mahsus olmak üzere, bir adet konut nitelikli bağımsız bölüm için faydalanabilecek. Mali destekten faydalanan hak sahibinin hissesi 5 yıl süreyle kiptaş uhdesinde kalacak. Böylelikle gayrimenkul spekülasyonunun önüne geçilerek barınma hakkı temelli kentsel dönüşümün hızlandırılması sağlanacak. Şartlar belli oldu. Mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Dar gelirliler ve emekliler en yüksek destek oranından faydalanacak. Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlara %60, bu kişiler emekli emekliyse %65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlara %40, aynı durumdaki emeklilere %45 oranında destek sağlanacak. İlk etapta İstanbul Yenileniyora başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin hane için yaklaşık 5 milyar Türk Lirası destek sağlanacak. Mali destek süreci 7 aşamalı gerçekleşecek. Rikiptaş'ın ön sözleşme yapması. Başvuruların kentsel dönüşüm müdürlüğüne iletilmesi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hane içi gelir tespiti. 4. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Mülkiyet Tespitleri Mali destekten faydalanacak hak sahiplerinin bilgilendirilmesi Altı, Kiptaş'ın inşaat ilerleme seviyelerini İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü'ne, İşat ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bildirmesi. 7. İşat onayından sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nce ödeme emirlerinin düzenlenmesi. Emeklilere 9 bin lira yüksek risk grubuna dahil oldukların tespit edilen E sınıfı binaların tahliye, yıkım ve yenileme süreçlerine ilme kazandırmak amacıyla 6306 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı uygulama yönetmelikleri uyarınca, bu binalarda oturan emeklilere 9000 Türk lirası, diğer hak sahiplerine 7000 Türk lirası kira yardımı yapılacak. Acil dönüştürülmesi gereken 6920 bina ve toplam 62.000 bağımsız birimdeki yaklaşık 80.000 kiracı için bu destek sağlanacak. Geçici kiralık konutlar Bayrampaşa'da. Bayrampaşa'da geçici konut hizmeti hayata geçirilecek. Yeni proje için yıkımı tamamlanan dönüşüm alanlarındaki Kiptaş'a ait stok daireler geçici kiralık konut olarak ayrılacak yeni rezerv alanında ikamet eden, yeni proje için uzlaşan, eski bağımsız biriminin yıkımına izin veren, çoğunluğun kabul ettiği hak ediş şekline izin verdiğini taahhüt edenler bu imkandan yararlanabilecek. Bu uygulamanın, İBB ve Kiptaş işbirliği ile yapımı devam eden Eyüp Sultan, Sultan Gazi gibi ilçelerdeki rezerv konutların tamamlanması ile o bölgelerdeki kentsel dönüşümün hızlandırılabilmesi için yaygınlaştırılması hedefleniyor. Depremde ağır hasar alması beklenen yapıların hızlı tespit edilerek risk azaltma çalışmalarının bir an önce yapılabilmesi için ilçe belediyeleri protokol yapılacak. Bu protokolle koordineli ve hızlı çalışma sağlanacak, bina incelemelerinde yeterli sayıda ekip ve ekipmana ulaşılabilmesi mümkün olacak, taleplerin daha verimli ve hızlı şekilde karşılanabilmesi ve İstanbul'un tamamındaki riskli binaların incelemesinin yapılması hedefleniyor. İBB ekipleri bugüne kadar 113.450 bin binayı ziyaret etti. 35.027 binada inceleme yapıldı.